Evet arkadaşlar, merhabalar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz TYT Matematik kampımıza. Kampımız Barış Yayınları Video Ders kitabından ilerliyor gençler. Bugün seninle birlikte bu kitapta kesir problemleri ÖSYM bakış kısmını çözeceğiz. Evet, şimdi hemen ben sana sayfasını da söyleyeyim bunun. 162'de kaldık dün itibariyle. 162. sayfadan başlayacağız arkadaşlar. Aha burada. Tamam. 163 ve 164 diyeceğiz bugün. Kesir problemleri ÖSYM bakışın içerisinde çok değerli çok kıymetli sorular var. Tam anlamıyla ÖSYM tarzı sorular çözeceğiz bugün. Hani şey değil böyle nasıl diyeyim artık dile pelesenk olmuştur ya ÖSYM tarzı sorular öyle değil arkadaşlar. Gerçekten ÖSYM tarzı sorular çözeceğiz. Zaten birazdan soruları çözmeye başlayınca da sen de bunu hissedeceksin. Mutlaka ama mutlaka görmen gereken sorular. Bu yüzden Hemen öyle videoyu es geçme. Bir dur, bir dinle. Bir hoca ne yapıyor? Bir izle. Tamam. Soruların çözümlerinden ziyade benim nasıl soru çözdüğüme de odaklanırsan daha mutlu etmiş olursun beni. Bu da senin daha karına, daha yararına tabii. Evet artık ben kalemimi aldım. Hazırda bekliyorum böyle. Hazır kıta bekliyorum. Eğer sen de hazırsan hadi derse. Evet şimdi şöyle bir sorumuza bakalım. Yaklaşalım arkadaşlar. Birinci sorumuz. Ömer satın aldığı otele biz daha otel odasını, otel geç odasını kiralayamazken adamlar otel satın alıyor. Bir de onu tadilata falan sokuyor. Yani nasıl bir para seviyesi bu bilmiyorum ama Ömer'le dört usta arasında geçen konuşma aşağıdaki biçimdedir. Şimdi Ömer demiş ki abi tadilat kaç gün Tabi biraz da Ömer'in ağzıyla konuşmak gereği. Tadilat kaç gün sürecek demiş. Yani tadilat, orada olmadı. Tadilat kaç gün sonra bitecek diye sormuş ustalara. E, ustalardan birisi demiş ki başlangıçtan şu ana kadar geçen sürenin 3'te 2'sinden az kalmış demiş. He, tamam. İkinci usta başlangıçtan şu ana kadar geçen sürenin 4'te 3'ünden az kalmış diyor. Üçüncü usta başlangıçtan şu ana kadar geçen sürenin yarısından az kalmış diyor. Dördüncü usta da demiş ki ula demiş pardon bir dakika dur. Verdiğiniz iki bilgi yanlış demiş. Adamı yanlış yönlendirmeyin. Sadece biri doğru oluyor demiş. Şimdi tadilatın başlangıcından itibaren geçen süreyle yapılan işte bu arada doğru orantılı bir Yani ben şöyle diyeceğim. Mesela örnek veriyorum. 5T zaman geçtiyse 5K'da iş yapılmıştır burada diyeceğim. Dördüncü ustanın doğru olan tespitine göre konuşmanın geçtiği an tadilatın kaçta kaçı bitmiş olabilir diye de sorulmuş. Bak olabilir diyor. Şimdi Ömer'in konuşmasından itibaren şöyle ekranda gösterelim olayı. İyi dinliyorsun. Şimdi dörtte üçte ikisi demiş bak. Üçte ikisi demiş değil mi? 3'te ikisi diyorsa şundan bahsediyor 3'te 2. E burada ne demiş? 4'te 3'ü demiş. O zaman şundan bahsediyor. Burada ne diyor? Yarısı diyor. Yarısı da 1/2, değil mi? Yani 1/2'si 1/2'i. Şöyle şimdi bunların paydalarına bir odaklanalım seninle beraber. 3, 4 ve 2 bunların ortak katı ne? 12. Şimdi ben o zaman başlangıçtan şu ana kadar yap geçen süre dediğimiz olay var ya. 3'ün, 4'ün ve 2'nin ortak katı olan 12'yi rica edeyim. Yani başlangıçtan şimdiye kadar geçen iyi e, yapılan işe ben 12K demek istiyorum. Tamam mı? Peki bunun 3'te 2'si kaçtır? 3'e böldüm 2 ile çarptım hocam 8K'dır. Şimdi kalan iş 8K'dan daha küçüktür diyor birinci usta. İkinci usta 4'te 3'ü yani 4'e böl 3 ile çarp 9K. 9K'dan daha az iş kaldı diyor aslında ikinci usta. Yani Türkçe meali bu. E, üçüncü usta da diyor ki Kalan iş diyor yapılan e, e, şimdiye kadar gelinen işten yarısından daha az diyor. Yani bunun yarısı kaç 6K. 6K'dan az diyor. Şimdi varsayalım ki velev ki 3. usta doğru söylemiş olsun. Yani şu doğru olsun. Şimdi 6K'dan az iş kalmış diyor. Mesela 5K. E şimdi 5K bundan da az, bundan da az, bundan da az olduğu için bütün ustalar doğru söylemiş olur e, haliyle. E, o zaman tam ters mantığı düşüneceğiz. Yani bak şunu da alamazsın. Şunu da alamazsın. Mesela örnek veriyorum. Eğer bu usta doğru diyor demiş olsak varsayalım ki 7.5K iş kaldı. Şimdi bu doğru diyor. Yani bu da doğru diyor o zaman. 9K'dan daha az diyordu. Ben 7.5K kabul ettim. O zaman demek ki bizim için doğru söyleyen usta aha şu ikinci usta. Bu usta kral adam. Doğru söylüyor. 9K'dan az kalmış diyor. Mesela örnek veriyorum. 8.1K kadar iş kalmış olsun. E şu yalan söylemiş olur bak. Bu da yalan söylemiş olur, yanlış söylemiş olur. Ama sadece bu doğru söylemiş olur. Ha, tabii doğal olarak şimdi 9K'dan küçük deyince 5K'da seçmeyeceksin canım. Diğerleri yanlış söyleyecek ya. O zaman benim yapılan işim kesinlikle yani kalan işimden bahsediyorum özür dilerim. 8K'dan daha küçükken 9K'dan, 8K'dan daha büyükken 9K'dan daha küçük olması lazım. Bu kalan iş. Tamam şimdi... Dördüncü sorunun doğru olan tespitine göre konuşmanın geçtiği an tadilatın kaçta kaçı bitmiş olabilir diye sorulmuştu. Şimdi 12K kadar iş yapmışız zaten. Geriye de 8K'dan daha fazla iş kalmışken yani 9K'dan daha az iş kaldıysa demek ki artık ben şunu söyleyebilirim. Yani geriye kalan yani tüm iş 20K'dan daha fazla ama 21K'dan da daha azmış. E şimdi kaçta kaçı bitmiş olabilir diyor ya. O zaman ben 12'yi 21'e daha büyük olan sayıya bölersem. 12 bölü 21'inden daha fazlası bitmişken 12 bölü 20'sinden daha azı bitmiştir diyeceğim. Hani bunu buna böldüm sola yazdım bunu buna böldüm sağa yazdım. Dikkat et çünkü büyüğe bölersen küçük olur sonuç. Tamam bizim aradığımız sonuç şu ikisi arasında mı? Evet hocam. Yani artık soruyu da bitirdik bence. Şimdi bunları bir güzel sadeleştirelim. Gençler 12 bölü 21 3 ile sadeleşir hocam. Yani 4 bölü 7 olur. 12 bölü 20 de gene 4 ile sadeleşir bu da 3 bölü 5 olur. E bunların da bir de paydasını eşitleyelim. Yani hani mesela 35 paydaya bakıyorum 35 yok şurada 70 var 70'e gelir ikisi de. Şunu 10 ile çarptım şunu da 14 ile çarptım ikisinin de paydası 70 olmuş oldu. E 4 kere 10 40 bölü 70'ten daha fazla iş yapılmışken 14 ile çarparsam. 42 bölü 70'ten daha az iş yapılmıştır ki 41 bölü 70'in de zaten bunların ortasında bir sayı olduğunu söylemekte fayda var. Cevabımız D şıkkı olur. Diğerlerinin hiçbiri demek ki bu aralıkta değil gençler. Evet ÖSYM bakış 2'deyiz. Güzel soruydu değil mi ÖSYM bakış 1? Güzeldi bence. Yani beğendiysen bir yaz bakalım. ÖSYM bakış 2. Aynı bilgisayar oyununu oynayan Ulaş var. Deniz var. Kıvanç var. Ulaş. Ulaş. Deniz. Bir de ne var? Kıvanç var. Tamam güzel. Şimdi her bölüm için dakika cinsinden tam sayı süreler harcıyorlar bunlar bölümü geçmek için. Deniz'in bir bölümü bitirme süresi, Kıvanç'ın bir bölümü bitirme süresinin 2 bölü üçü. Şimdi o zaman ben Deniz ve Kıvanç'a birine 2K, birine 3K diyebilirim ama devamını da okuyalım. Ulaş'ın bir bölümü bitirme süresi, Deniz'in Kıvanç'ın bölümü bir bölümü bitirme sürelerinin toplamının 3 bölü 10'udur. Şimdi o zaman toplamları da 10 olacak şekilde. Mesela ben buraya 2K'ya 3K diyebilirim ama toplamları 5K yapar. Toplamları 10'lu bir şey olsun. Ne olur? 2 ile çarparsam 4K'ya. Bak 4K'ya. 6K yapar. 2 bölü 3'üdür. Çok güzel. Toplamları 10K olduğu için 10K'nın 3 da de 3K'dır. Demek ki ulaşta 3K kadar e, sevgili arkadaşlar bitirme süresine sahip. Bu 3 kişiden belli 2 kişinin bir bölümü bitirme süreleri toplamı 49 dakika. Şimdi 49 deyince aklına ne gelir? 7 gelir değil mi? Yani 7 gelir. Şimdi 3K ile 4K'nın toplamda 7K yapmaz mı? O zaman ben tabi burada şu an tamamen deneysel ilerliyoruz. 7K eşittir 49 dersem K'yı burada kaç bulurum? 7 bulurum değil mi? Bu iki kişinin dışında kalan kişinin bir bölümü bitirme süresi kaç dakikadır? Yani şu soruluyor. Zaten burası sağladıysa ve şu soruluyorsa 6 kere 7 42 o zaman cevap da karşımıza çıkmış olur. Cevap C şıkkıydı. Tamam mı güzel kardeşim? Bak ne kadar güzel çıtı pıtı gidiyor. Devam. Kazanım değil ÖSYM bakış 3. Kazanım beni andı. 3 farklı aktarmayla Gaziantep'ten İrlanda'ya gidecek olan uçağın yol güzergahı ve havalanırken doluluk oranı aşağıdaki şekilde verilmiş gençler. Şimdi 3 tane farklı aktarma kullanacak. Hakkari'den ee, bu arada Gaziantep demişiz bak burası Hakkari kalmış gençler özür dileriz. E, Antep olsun ya da Hakkari olsun artık iki şehre de selam olsun. Hakkari'den varsayalım ki soruya, sorunun çözümüne bir etkisi yok. Hakkari'den uçak 1 bölü 3 doluluk oranıyla hareket etmiş. Şimdi aktarma ya İstanbul'a gelince bazı yolcular inmiş bazı yolcular binmiş uçağın doluluk oranı da 1 olmuş. İstanbul Havalimanı'nda inen yolcu sayısı binen yolcu sayısının 1 bölü 3'ü. He dur dur şimdi dur. İnen yolcu sayısı binen yolcu sayısının 1 bölü 3'ü. İtalya'da binen yolcu sayısı inen yolcu sayısının 2 bölü 5'idir. He dur tamam bir saniye. Burada verilenlerle bunlar inenlerin binenlere oranı. Şurada verilenler uçakların doluluk oranı. Tamam şimdi daha iyi oldu. Şimdi uçakların doluluk oranı ise ben uçağın Hakkari'deki uçağın mesela örnek veriyorum. 3 var 4 var 12K'lık bir uçak olsun. Full kapasite binince 12K. E bunun ne kadarı doluydu? 1 bölü 3 yani 4K'sı dolu. Şimdi bu 4K ile hareket etti bir kere. Sonra uçtu 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 İstanbul'a geldi. 4K yolcu var içinde. İnenler ve binenler vardı. İnenler ve binenlere baktığımız zaman bunlar 1 bölü 3'müş. Şimdi ben 3 x'e x dersem inenlerin binenlere oranını... 3 xten x'i çıkardığım takdirde çünkü binen ve inen olduğu için çıkarmam gerekiyor. 2 x. Ve o 2 x ile beraber bu uçak tam dolu hale gelmiş. Yani 12 k'ya gelmiş. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz? 2x eşittir. 4k'dan 12k'ya 8k var. x eşittir. Kaçtır? 4k'dır. Yani Burada 4K kadar inen varken e, 3 katı kadar da binen olacak. Hop 12K kadar da binen. E, i̇çinde de zaten 4K kişi vardı. 4K'dan 4K'ya çıkardım. 0 uçak boş. 12K kişiyi bindirdim. Uçak doldu. Geldi İtalya'ya abi. 3 bölü 4'ü doluymuş. Yani ne kadarı dolu? 9K'sı. 4'e böldüm 3'le çarptım. E, İtalya'da da inen yolcu sayısı, binen yolcu sayısının 2 bölü 5'i. Yani ben buna 2Y'ye 5Y desem. 5Y'den 2Y'yi çıkarınca 3Y. Şimdi 3Y. Abi buraya geldiğimizde 12K değil miydi? Değil mi? Buraya geldiğimizde 12K'ydı. Şimdi ha binen yolcu sayısı inen yolcu sayısının 2 bölü 5'i. O halde eksi 3Y demem gerekiyor benim. E, 9K'dan 12K'yı çıkardım. Eksi 3K oldu mu? Eksiler gitti. Y eşittir. K'ymış. O zaman şunu söyleyebilirim ben. Şunu söyleyebilirim. E, burada 3Y kişi inmişti ya. 3Y kişi binmişti ya. Yani 3K kişi binmiş. 4K kişi inmiştir diyebilir miyim? Pardon özür dilerim. Tam tersi. Şöyle olacak. 2 bölü 5'ti. 5K kişi inmiş. 2K kişi binmiş. Böylelikle bak 12K kişi vardı. 5K çıkardım 7K. 2K ekledim 9K'ya eriştik. Güzel. Diyor ki İstanbul'da inen yolcu sayısının yani şunun. İtalya'da binen yolcu sayısı yani şuna. 4K'nın 2K'ya oranı nedir? 2'dir. O halde cevabımız da aşıkkıdır deriz. Tamam. Tabii şurada biraz Gaziantep ve Hakkari arasında ki o şoku yaşayınca ben şu an ilk defa görüyorum böyle bir hata olduğunu. O şoku yaşayınca tabi doğal olarak biraz sekteye uğradım. Ben sekteye uğradım. Sercan akıllı saatinin saat ve dakikayı gösteren görüntüsü 11.38 durumundayken gideceği yolun 1 bölü 3'ünü sabit V1 hızıyla aldığında 12.06'yı gösteriyormuş saati. Kaç dakika geçmiş arada? 28 dakika mı? Şimdi dur. 28 dakika da yolun 1 bölü 3'ünü gitmiş. Şimdi 1 bölü 3'ü ve 2 bölü 5'inden bahsediyor. Kalan yolun 2 bölü 5'inden bahsediyor ama değil mi? Şimdi kalan yolun 2 bölü 5'inden bahsediyorsa o zaman ben yola, şimdi yol tamamı buna ben 30 x diyeyim tamam mı? Şimdi 30 x'lik bir yolumuz var. Şunu bir sileyim ben buradan. Yolun tamamı 30 x. Yolun 1 bölü 3'ü ne yapar? 10 x. Bu 10 x'i 28 dakikada V1 hızıyla hareket etmiş. Bu şekilde almış. Tamam mı? Yolun ne kadarı kaldı 12'sine gidince? 22'si kaldı. İşte o 22'sin 2 bölü 5'inden bahsedeceğiz şimdi. 20'yi 5'e böl 4, 2 ile çarp 8. 8 x'lik yolu V2 hızıyla bu sefer buradan buraya kaç dakika geçmiş düşüneceğiz? E gene 28 dakika lan. Değil mi? V2 hızıyla gitmiş. V2 hızıyla 28 dakikada. Hemen şurayı düzeltelim. Yine 28 dakika harcamış. Ve V2 hızıyla gitmiş. V1 bölü V2 oranı soruluyor. Şimdi bakın abiler ablalar. Gençler şöyle şimdi ben ne kadar hızlı gidersem o kadar çok yol almam mı? Yani yolla e, hız doğru orantılı değil mi? O zaman ben V1, V1 bölü V2'yi merak ediyorsam 10x'i 8x'e bölsem de aynı şeyi bu durum. O halde x'ler giderse cevap 10 bölü 8 yani 5 bölü 4'ün ta kendisidir. Doğru cevap C şıkkında verilmiş arkadaşlarım. 168'de de 162'yi de bitirdik artık 163'e doğru geçiş yapıyoruz. ÖSYM bakış 5'teyiz gençler. Uzunluğunun 3'te 2'si duvarın arkasında kalan bir minibüs ile bir otomobil şekildeki biçimde park edildiğinde elde edilen uzunluk değerleri aşağıda verilmiş. Şimdi uzunluğunun 3'te 2'si arkada kaldıysa ben şu çizgiyi çekerim. Şunu da şöyle çekerim tamam mı? Derim ki bir de şuradan şöyle çekerim. Şimdi şurası k uzunluğundaysa burası 2k uzunluğundadır. Böylelikle o minibüsün 3'te 2'si. Bak minibüsün uzunluğu 3k. ikisi arkada kalmıştır. 3'te 2'si arkada kalmış. Güzel. Şimdi burada e, otomobil ve minibüsün boyları oranını da bize 5 bölü 6 olarak vermiş. E, bu e, otomobilin boyu ne kadardır? 3 artı k yazdım. 3 artı k. Minibüsün boyu ne kadardır? 3k. Bunun buna oranı neymiş? 5 bölü 6. Değil mi? Şimdi şu 3 ile şu 6'yı bir sadeleştirelim. 2 olsun burası. İçler dışlar yapalım şimdi. 6 artı 2K eşittir 5K mı? E buradan 6 eşittir 3K ve K eşittir kaç gelir? 2 mi gelir? K eşittir 2 ise bir kere şurası 4'tür. Şurası 2'dir. Değil mi? E şimdi 3 burada 2 burada 5. 4 daha 9. X'e ne kalır? E tamamı 10'du. X'e de 1 kalır. Diyor ki sol tarafında kalan boşluğun boyu yani X sorulmuş. Cevabımız 1'in ta kendisi olur. Geldik ÖSYM bakış 6'ya. Depolama alanının 3 bölü 5'i dolu olan bir hafıza kartındaki tüm dosyalar depolama alanının 11 GB dolu olan başka bir hafıza kartına yüklenince yeni hafıza kartının 1 bölü 4'ü boş kalmış. Yani 3 bölü 4'ü dolmuş diyelim mi? Şimdi dur. Eski hafıza kartımız var bir. Bir de yeni hafıza kartımız var. Eski hafıza kartının 3 bölü 5'inden bahsettiği için ben bunun e, boyutuna 5x diyeyim. Yeni hafıza kartının 1 bölü 4'ün boş kaldıysa 3 bölü 4'ün dolu olduğundan bahsetmiştik. Bunun da doluluk e, yani tam kapasitesine 4 diye diyelim. Şimdi bunun ne kadarı doluydu? 3 bölü 5'i. Yani 3x'i dolu. İşte ben bu 3x'i şu tarafa yeni hafıza kartına aktaracağım ama... ...o tamamen boş değil. Bir 11 GB'ı var onun. Artı bunun üstüne 3x gelince... Bunun tüm hafıza kartının oranı neymiş? 3 bölü 4. Şöyle. E şimdi o zaman şu dörtler giderse içler dışlar çarpımı yapılırsa 11 artı 3x eşittir 3y denilebilir. Değil mi? Gayet iyi oldu. Peki başlangıçtaki hafıza kartının kapasitesi sonradan yüklenen hafıza kartının kapasitesinin 7 bölü 10'una eşitmiş ya. Hani dur bekle şimdi. Başlangıçtaki hafıza kartının kapasitesi 5x. Diğerinde 4y'ydi. İşte bunun buna oranı 7 bölü olmuş arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaparsam 50x eşittir 28y gelir. Şimdi her iki tarafı 2'ye böl. 25x eşittir 14y diyebilir miyim? Artık x'i 14a y'yi de 25a seçmekte fayda var. Şimdi geldim şuraya 11 artı x neydi 14a'ydı. 3 kere 14a 42a yapar. 42a. 3 kere y yani 75a gelir burası da. 42A'yı karşı tarafa zıplatırsam 11 eşittir 33A yapar. A eşittir kaçtır? 11 bölü 33'ten 1 bölü 3'tür. A'yı buldum. Diyor ki bu iki hafıza kartının depolama alanlarının farkının pozitif değeri. E şimdi depolama alanlarına bakıyoruz. Biri 4Y'ydi. Y neydi? 25A yani 100A. Şuna geldim. X neydi hocam? X 14A'ydı. 5 kere 14 70A yapar. Aradaki fark ne? Hop 30A. Bizden 30A mı isteniyor? ben A'yı 1 bölü 3 buldum. O zaman 30 çarpı 1 bölü 3'ten doğru cevabın 10 olması gerektiğini bağıra bağıra söyleyebilirsin tabii ki de. Evet. ÖSYM bakış 6'yı da bitirdik. Şimdi sırada ne var? 7. ÖSYM bakış var. Bir buzdolabı sorusu. Bir bal ve bir peynir görüyorum ya da kaymak da olabilir bilmiyorum. İçerisinde boyları ağırlıklarıyla doğru orantılı olan 400 gramlık kaymakmış. 600 bal varsa kaymak vardır abi. Yani Balla kaymak gider sonuç olarak değil mi? Peki. Şimdi diyor ki içerisinde boyları ağırlıklarıyla doğru orantılı. Boylar ağırlıklarla doğru orantılı. Yani mesela 600'e 400 ya. O zaman ben şunun boyuna bunun boyuna 6x dersem şunun boyuna 4x derim değil mi? O zaman hatta bu ikisi aynı rafta durduğuna göre 6 artı 6x 10 artı 4x'e eşittir. Hatta 2x eşittir 4'tür. x eşittir 2'dir. Hatta Demek ki bu 12'ymiş. 12 santim. Bu da x2 ise 8 santimmiş. Lan ne güzel şeyler yaptık ha. Vallahi 2 dakikanın içinde çatır çutur. Daha soruyu okumadık. Birinci rafın yüksekliği. ikinci rafın yüksekliğinin 2 bölü 5'i. E şimdi ikinci raf ne kadar o zaman? 18 santim değil mi? Bak 12. 6 daha 18 santim. 18'in e, neydi? Birinci raf 2 bölü 5'iymiş. 18 çarpı 2 bölü 5. Bu 36 bölü 5'i verir bize. 36'yı 5'e bölersek de 7,2 gelir. Bak burası 7,2 santimetreymiş. Tamam mı? 3. rafın yüksekliği de birinci rafın yüksekliğinin yarısı kadar. Şimdi birinci rafın yüksekliğini 7,2 bulduk. Yarısı nedir? 3,6'dır. Şimdi 7,2, 18, 3,6. 3. Üçüncü rafın yüksekliği soruluyor da 3,6 olduğunu zaten bulmuşuz. Cevap C şıkkı olacaktı ve bu sayfayı da bitirdik. Böylelikle 163'ü de bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi nereye geliyoruz? 164'e ÖSYM'e bakış 8'e. Bir post cihazı her kullanımda içerisindeki rulo kağıdın 1 bölü 120'sine fatura yazdıracak biçimde standart ayarında kullanılıyor. Tam rulo bir kağıt takılıp bir süre kullanıldıktan sonra cihazın ayarı her kullanımda tam rulo kağıdın 1 bölü 90'ına fatura yazdıracak biçimde ayarlanıyor. E yapılan bu iki ayarda cihaz 25 defa kullanılıyor toplamda ve tam rulo kağıdın 1 bölü 4'lü bitiyor. Buna göre cihaz başlangıçtaki ayarıyla kaç defa kullanılmıştır? Bak. Şimdi 1 bölü 120'ler, 1 bölü 190'lar falan kafanı karıştırabilir ama şöyle düşün hemen. Bölü 120, bölü 90. En başından beri aynı şekilde çözüyorum. Bak oran orantı, sayı problemleri kesip hep aynı şekilde çözüyorum. İyi dinle. 120 ile 90'ın ortak katı 360. O zaman ben bir rulo kağıdın tamamına, rulo kağıdın tamamına 360K diyeceğim. Tamam. Rulonun tamamına 360K dedim. Şimdi. Bir 1 bölü 120'sine basıyormuş her faturayı. Bir de 1 bölü 90'ına. Yani şöyle. 1 bölü 120'sine basarsa her fatura 3K uzunlukta olur. 1 bölü 90'ına basarsa her fatura 4K uzunlukta olur. Yani öyle bir ayar var çıkardığı fişler bir 3K uzunluğunda bir de 4K uzunluğunda. iki farklı ayar kullanacağız. Toplamda da 25 defa bunu yapacağız. Ve 25 defa kullandıktan sonra 1 bölü 4'ü bitmiş. 360'ın 1 bölü 4'ü ne? 90. He 90K'sı da bitecek. Şimdi hocam bunu artık denklemde çözebilirsin ama hadi denklemde çözelim isterseniz. Şöyle diyelim hatta. X defa bunu kullanmıştır. Tamam mı? E, doğal olarak 25 eksi x defa da bunu kullanacaktır. 3x artı 100 eksi 4 x eşittir 90 diyelim. Anlaştık mı? E peki daha sonrasında e, şurası 90 k demiştik. Değil mi? 3 x'ten 4 x'i çıkardım. Eksi x karşıya attım. x geldi. E, burası ne geldi? 10 geldi. x eşittir 10 sa demek ki bunu 10 defa kullanmış. Bunu 10 defa kullanmış. K'ları yazmadan yazdım ha. Sorun olmaz değil mi? Yani burada da kullanmadım çünkü. O yüzden sorun olmaz. Bu e, 15'miş arkadaşlar. Şu. Bu neymiş? 10'muş. O zaman cevabımız nedir? İlk baştaki ayarla kaç defa kullanmıştır? 10. Ya da sen bunu şu şekilde de çözebilirsin. Dersin ki 25 defa kullanılmış Kullanılmamış mı hocam? Evet. Tamamını şu şekilde 3K basmış olsaydı 75K kadarını harcardım. Tamamını 4K ile kullanmış olsaydı 100K kadar harcardım. Ama ne kadarı bitmiş? 90K'sı bitmiş. Ha şuraya 90K'yı yazdım. İşte burası denge noktası. Tamam tork yöntemi demiştim değil mi? Burası denge noktası. Şurası kaç birim uzunluğunda? 90'dan 100'e 10. Burası kaç birim uzunluğunda? 15. 10 ile 15 arasında nasıl bir bağlantı var? Hatta 10 ile 15 direkt kalabilir. O halde direkt toplamları 25 olduğu için ters orantı vardır deyip şunu 10 defa kullanılmıştır. Bundan 15 defa kullanılmıştır diyebilirsin. Yani ilk baştaki ayarla 10 defa basılmıştır. Cevap da 10'dur diyebiliriz tabii ki. Evet ÖSYM e bakış 9'dayız artık. Son 2 sorumuz. Az kaldı. Alper'in bir kısmı Matematik dersine ait olan toplam 78 test ödevi vardır. 78 tane test ödevi var. Bir kısmı matematik bunun. Bu ödevleri 3 güne aşağıdaki gibi paylaştırmış. Günlere ait test sayıları 3, 4 ve 6 ile doğru orantılıdır. Şimdi 3k, 4k ve 6k orantılıydı ya ondan böyle yazdım. Her güne ait matematik dersindeki test sayısı birbirine eşittir. He, her güne ait olan Birbirine eşit. Yani matematikler birbirine eşit. Yani bunlar x tanesi matematik testi, bunların x tanesi, bunların x tanesi gibi. Peki, devam. Şimdi diyor ki, günlerin birindeki matematik testi sayısının o gündeki tüm testlerin sayısına oranına 1 bölü 2 iken, başka bir günde 1 bölü 3'tür. Yani şimdi ben getirip, bak, 1 bölü 2 demiş ya, yarısını alacağım. Mesela 2K desem buraya, bu bunun 1 bölü 2'si mi olur? Matematik testinin o günün tüm testlerin oranı 1 bölü 2 olur değil mi? E burası da 2K olacak. Burası da 2K olacak ya mecbur. Şunun oranı ne olur? 1 bölü 3. Bak birinde 1 bölü 2 ötekinde 1 bölü 3'tür diyor. He, demek ki ben her güne ait matematik testi sayısının 2K olduğundan artık haberdarım. Buna göre Alper'in toplam kaç test matematik dersine ait testi vardır? E şimdi toplam test sayısı kaçtı? 78. Topla bunları 13K. 13K 78 ise o zaman K kaçtır arkadaşlar? 6'dır. K'nın 6 olması gerektiğini bulduk. E bana diyor ki kaç tanesi matematik dersine aittir? 2K, 2K, 2 kda 6K yapmaz mı? E K da 6 idi. 6 çarpı 6'dan 36 tane matematikten testi varmış ödevi. Cevabımız da B şıkkıymış diyeceğiz. Tamam Evet artık 10. sorumuza gelmiş bulunuyoruz. Bir okul sabah ve öğle yemekleri için kullanılacak yemekhaneleri Bina'nın birinci, ikinci ve üçüncü katına yapmış. Şimdi bina'nın birinci katı diyelim, ikinci katı diyelim ve üçüncü katı diyelim. Böyle bir binamız olsun, bina gibi düşünsen bunu, tamam. Daha sonrasında birinci kat yalnızca sabah kahvaltısı için kullanılıyor, kahvaltı diyelim. Burada sadece kahvaltı yapılıyor. Üçüncü katında da sadece öğle yemeği veriliyor. Burada da sadece öğle yemeği yenebiliyor. E sadece sabah kahvaltısı ve öğle yemeği için kullanılıyordu. O zaman ikinci katta demek ki hem öğle yemekleri yenilebiliyor hem kahvaltılar yapılabiliyor. Karışık düzende kullanılabiliyor ama birinci katta yemek yemek istiyorsan o kahvaltı olmak zorunda. Üçüncü katta yemek yemek istiyorsan o öğle yemeği olmak zorunda. Peki bir günde okulun tüm öğrencilerinin sabah kahvaltısı ve öğle yemeği yediği bir okulda bu okulda. Şimdi herkes okuldaki herkes mutlaka kahvaltı yapıyor ve öğle yemeği yiyor. Öğrencilerin 4 bölü 5'i ikinci kattaki yemekhaneyi 2 bölü 3'ü üçüncü kattaki yemekhaneyi kullanmış. Şimdi 4 bölü 5 ve 2 bölü 3'ü kullandıysak hemen paydalara bakıyoruz değil mi? Artık ben sana öğrettim bunu. 3 ve 5 ortak katına 15. O zaman tüm öğrenci sayısına 15K diyeceğim. 15K'nın 4 bölü 5'i yani 5'e bölüp 4'e çarparsan 12K mı gelir? Ne diyor? İkinci kattaki yemekhaneyi kullanmış. Yani 12K'sı burayı kullanmış abi. ikinci kat. Ama hangisi kaç tanesinin kahvaltı kaç tanesinin öğle yeme olduğunu bilmiyorum. Lakin 2 bölü 3'ü 3. kattaki yemekhaneyi kullanmış. Şimdi 15'in 2 bölü 3'ü 10 yapar. Demek ki 10K kişi burada yemek yemiş. Ve öğle yemeği yediğini biliyoruz 3. katta yediği için. E toplam 15K değil miydi okulun nüfusu? Evet o 10K'sına öğle yemeği yedirdim. Geri kalan 5K tane öğle yemeği demek ki 2. katı tercih etmiş onlar. Tamam mı? 3. katta yemek yiyen kişi sayısı 10K'ydı çünkü. Peki 4 bölü 5'i ne kadardı? Hocam o da 12K'ydı. E bunun 5K'sı ikinci katta öğle yemeği yediysek demek ki geriye kalan 7K'sı da kahvaltı yapmıştır. E kahvaltı yapan toplamı da 15K olmak zorunda. Demek ki 8K'sı da burayı kullanmış. Tamam. 400 öğrenci sabah kahvaltısını birinci katta yapmış. İşte bu 400'müş. O zaman K kaçtır? 50. Diyor ki öğle yemeğini üçüncü katta yapan öğrenci sayısı hop K 50 idi ya çarp 10 ile 500. 500 kişi üçüncü katı kullanmış öğle yemeği için dedik sevgili gençler. Şimdi bu testi bitirdik. Sırada ne var? Yaş problemleri. Onu da daha öncesinden hata sıkıntı olmasın diye çözdüm arkadaşlar. Ee, şimdi yaş problemlerine geçeceğiz. Yaş problemlerinden sonra da yine yaş problemlerinin ÖSYM bakışını çözeceğiz. Bir diğer videomuzda. Evet. Sonraki video yaş problemleri dedik. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da bir Ahmet unutmayın.